Antik Mısır'da bir günü 24 saate bölmeyi seçtiler. Neden bu numarayı tercih ettiler? Hipotezlerden biri, bu numarayı kabul etmeden önce boyut üzerinde çalıştıkları ve kavramsallaştırdıklarıdır. Tek boyut üzerinde çalışırsanız sadece 3 nesne bulursunuz: doğru, doğru parçası ve yarım doğru veya ışın. Bu nedenle ilk boyutu sembolize etmek için uygun sayı 3'tür. İkinci boyutta aynı büyüklükteki çemberlere birlikte baskı uygularsanız otomatik olarak altıgenler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle en basit şekil olan çemberden 6 sayısı ortaya çıkmaktadır. Doğada altıgen mozaikler bal arılarının peteklerinde gözlemlenmektedir. Mozaik, şekillerin üst üste binmeden ve arada boşluk kalmadan bir boşluğu doldurmak için toplanmasıdır. Üçüncü boyutta 12 yüzlü eşkenar dörtgen bal peteği ile karşılaşırsınız. Bir boşluğu eşit kürelerle en yoğun şekilde doldurmak istediğimizde karşımıza mozaik çıkmaktadır. Mozaikte her hücre 12 yüzlü eşkenar dörtgenden meydana gelmektedir. Doğada bal arıları 12 yüzlü eşkenar dörtgen geometrik şeklini kullanırlar. Yaptıkları petekler her hücrenin yarım 12 yüzlü eşkenar dörtgenden oluşan altıgen prizmalardan meydana gelmektedir. Zamanı sembolize etmek için şimdi 24'ün seçilmesi, birinci, ikinci ve üçüncü boyutları ile oluşturulan 3, 6, 12 serisinin tamamlanması için oldukça cazip görünmektedir. Bunun bizim zamanı bölmemizde çıkış noktası olması durumunda eski Mısır'ın zaman ve boyutları ele almada kavramsal çabaları konusunda yeni bir görüşümüz olurdu.